Yani halk kendi halkı, tamam, hakkımızı, haklarımızı koruyalım diye varsaydım, Türkiye'nin başına parti X geldi, fark etmiyor, A, B, C partisi, parti X geldi. Tamam. Biz halk olarak, yani biz Türk halk demiyorum, Türk insanı olarak şöyle bir şey bekliyoruz. Geldi, sihirli bir derneği olsun, hemen değiştirsin. Bu değişmez, bu olmaz. Doğru. Bu Doğru. süreç en az 30-40 yıl sürer ya. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ben AK Parti ilk başta geldiğinde, bak açık konuşuyorum, Özür kesinlikle dilerim. adam ne yaparsa yapsın sevmiyordum. Yani bana Aha. dediler ki ya adam sihirli lamba buldu. Ona da inanmıyordum. Gözüme gözüme inanmıyordum. Ama artık yapılanları görmedim ki 20 sene geçti. Ve 20 Evet. sene Türkiye'nin önceki haline bakıyorum. 20 sene önceki haline bakıyorum. Bugünkü haline bakıyorum. Ben şahsen her gittiğimde oraya maddi açıdan değil, sadece ulaşım açısından olsun, insanların daha modern oldular. O yani hem Evet. muhafazakarlar hem daha modern oldular. Yani bunu ben 20 sene önce de İstanbul'a gittim, bugün de Şimdi gidiyorum. de onu geçmesin diye şöyle yapıyorum. Şöyle bir cümle kurdun. CHP gelse bu ülkeyi 30 yılda düzeltemez dedin. Yani AKP ülkeyi öyle bir hale getirdi ki bu enkazı 30 yılda mı düzeltebilir? Doğru mu anlıyorum? Yok. Enkaz olarak kabul edersek bir yeri, enkaz olarak Öyle kabul mi değil edersek, mi? Hayır, öyle mi yok, değil bir mi? enkaz olarak kabul eder, benim de söylemek istediğim şu, enkaz olarak kabul edersek fark etmez, A partisi B partisi, toparlaması bir 30 Özür yıl dilerim. sürer dedim. Bu konuda netleşelim. Şu an Türkiye'nin durumu enkaz mıdır, değil midir? Benim bakış açımdan şu an Türkiye'nin durumu enkaz değil. Peki neden 30 yıl sürecek toparlaması? Çünkü Türkiye, bak ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Yani iş sebebiyle Türkiye'ye çok gidip geliyorum. Eskiden Türkiye'nin sesini Türkiye'den başka hiçbir yere duymazdın. Bak hiçbir yerde Hayır, duymazdın. bu konuda netleşelim. Yok. Türkiye'de şu anda Türkiye'nin durumu bir enkaz mı değil mi? Bu konuda bir netleşelim. Neden enkaz oldu? Türkiye'nin O durumu düzeltilebilir. benim bakış açımdan Neden Türkiye'nin durumu düzeltilmesi şu an gereken bir şey varmış gibi gördün? Türkiye'nin durumu benim bakış açımdan şu an enkaz değil. Enkaz değil çünkü Tamam. çok çok kötü bitmiş artık çökmüş ülke anlamına gelir. Ha durumu çok mu Tamam. iyi? Hayır çok da iyi değil. Durumu çok da iyi değil. Ama uzun bir süreç var daha Türkiye'nin önünde yükselebilmesi için ki ve yükselmek zorunda da başka bir şansı yok. Ülkenin Doğru. başka bir şansı, yükselmenin başka bir şansı yok yani. Mecbur yükselecek. Doğru. O yüzden diyorum şimdi AK Parti gitse yerine başka bir parti yaz. Hiç fark etmez A partisi B partisi. Ülkeyi çünkü onların bakış açısından da onlar sıfırdan başladı diyecekler. Ve 30-40 yıl onlar uğraşacak. AK Parti şimdi ben başta kesinlikle hiç sevmiyordum. 20 yılları geçti. Ve ben Şunu 20 yıl anlamaya önceki çalışıyorum. İstanbul'dan Şunu anlamaya çalışıyorum. Türkiye'nin durumunda şu an ne var ki? Yeni gelen bir başka parti yani bir şeyleri toparlamak zorunda. Şu anda iyiysek o zaman toparlanacak bir şey yok. Yeni gelen de bunun üzerine bir şey daha koyar, yoluna devam eder. yok Haksız şu anda mıyım? biz iyi değiliz. Şu anda biz iyi değiliz. Şu an Neden Türkiye ki? Türkçe kelimesi aklıma. Şu anda Türkiye biz şu an iyi değiliz. Ama nasıl çevireyim sana bunu şimdi? Nasıl çevireyim? Şu anda biz kesinlikle iyi değiliz. Çünkü 1 euro eğer benim 1 euro Türkiye'de 10 lira ediyorsa iyi değiliz. İyi Değil değiliz. mi? Bu Değil ilk başta mi? bu düzelmesi lazım. Yalnız şöyle bir şey var. İnsanlar diyor ki ya eskiden de asgari ücret şu kadardı, şimdi şu kadar. Ben asgari ücretin ne zaman ne olduğuna bakmıyorum. O zamanki asgari ücretle ne aldığıma bakarım, bugünkü asgari ücretle ne aldığıma bakarım. Ona Çok bakarım yani. güzel bir şey söyledin. Çok Hani güzel bir şey söyledin. Orada şu an kaç para asgari ücret? 1800 euro civarında, doğru mu? yok o kadar değil. Burada saat ücretinden hesaplıyorlar. Saat tam emin değilim ama 9 euro küsur olması lazım saat ücreti. 10 Şöyle euroya diyeyim. yakın. Devlet destekleriyle beraber aylık bir asgari ücretlinin kazancı aşağı yukarı ne kadar? Bekar bir asgari ücretlinin Yok, kazancı derken bekar bir adam bile ev kirası asgari destek, ücret özür dilerim. aşağı yukarı Ev. 1400 ile 1600 euro arası falan yapıyor. Tamam. Ama burada devlet sana Türkiye'de kesinlikle yardım etmiyor. Devlet yardımı yok bunda. hayır, devlet yardımı da dahil olduğu zaman ne kadar tutuyor Devlet onu merak ediyorum. devletten yardım almazsın. Devletten kesinlikle bir yardım almazsın. Sen eğer çalışıyorsun bekar diyoruz ama evliysen
Çoluğun çocuğun var ve sen asgari ücret alıyorsun, devlet sana o zaman destekliyor seni. Ha, evliysen destekliyor. Tamam, Tabii. 1400'de kalalım. 1400 euro. Bugün euro Türkiye'de kaç TL'ydi? 8,50 diyelim. Hadi düz olsun. 8,50 diyeceğim. Türkiye'de şu an bir asgari ücret 273 euro. Biliyorsun ki Türkiye'nin neredeyse birçok tüketim gıdası ya da tüketim ürünleri dolar üzerinden fiyatlanıyor. Hatta tamamı hatta. Bu arada 9,66'ymış. Çok özür dilerim. Şu an alttan yazdılar. Hiç önemli değil. 273 euro olduğunu farz edelim. Ama farz etmeyelim bir saniye. Çünkü izleyecekler, ayıp olmasın. 2324 bölü 9,66 eşittir. Abi 240 euro şu an Türkiye'de bir asgari ücret. Şöyle düşün. Evet. Sen 1400 euro asgari ücretli Alman vatandaşıyla 240 euro asgari ücretli Türk vatandaşın yan yana koy. Tamam mı? Şuradalar. Yan Tamam. yanalar. Bu ikisi aynı Amerika'nın telefonunu alıyor. Aynı Amerikan doları gibi düşün bunu. Aynı Amerikan dolarıyla arabasına mazot alıyor. Aynı Amerikan dolarıyla marketten marul alıyor. Aynı Amerikan dolarıyla çocuğuna bebek bezi alıyor. Ve bu insanlar üstüne Türkiye'dekinde bir de vergi yükü var. Aynı olabilir mi? Yani 240 euro ile Orada yaşayanla 1400 euro ile yaşayan aynı yaşam standartında olabilir mi? şunu söyleyeyim. Şimdi insanlar diyor ki ya Almanya'da kiralar 1000 euro değil. Eğer bekarsan, oturduğun evde ufak bir evse ödediğin kira aşağı yukarı 400-450-500 euro civarında. Ödediğin kira. Millet diyor yok 1000 euro 1500 euro öyle bir şey. Ha ben 5000 euro kiralık yerde var tabii. Asgari ücretini Almanya'da 1500 euro para alıyorsan ondan araban olmaz. Araba kullanamazsın. Arabanın vergisini Almanya'da. sigortası da Almanya'da. Almanya'da 1500 euro Tamam. maaş alıyorsan 500 400 euro ya. Sırf 400 euro kirası olsun bu adamın. Sırf 400 olsun. 400 euro kirası Evet. olsun. Arabası alırsın. Araba alırsın. Alamazsın değil. Araba alırsın. Ama gidip de lüks bir şey alamazsın. Külüstür bir şey alırsın. Her gün bir yere dökülür. Her gün ne bileyim işte yok tamiriydi, vırtı onunla uğraşırsın. Yani Almanya'daki asgari ücretlerle geçemezsin. Bekar. Yalnız bak dikkat çekiyorum. Bekarsan. Tamam. Bekarsın. Parantez açacağım. Almanya'daki bu asgari ücretliye araba hadi alırsın dedin ya. Kaç paralık araba geldi aklına o esnada? Valla 200-300 euro bile araba var. 200-300 euro. Evet. Yani şöyle. Direksiyonu ve tekeri var. Dönüyor. Ve TÜV var ya. Okey. Türkiye'de Öyle düşünelim. Öyle düşünelim. Direksiyonu var ve 4 tane tekeri var. Araba sadece gidiyor. Bizim için makul olan standart bu olsun. Tamam mı? TÜV. Tamam. Türkiye'nin bu standarttaki araba kaç para biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Kaç para? En kültür ya bizim Türkiye'de babamın arabası var Türkiye'de. Benim bildiğim araba satın alırsın, almaya değeri düşer. Yani Rakamı aldı. söyler misin? Rakamı söyler Babam misin? arabası Almanya'da Türkiye'de tamam Türkiye'de Mercedes var. O araba Almanya'da Doğru. aşağı yukarı 8-9 bin euro civarında. 8-9 bin euro civarında Almanya'da. Özür dilerim. O 200-300 euroluk araba dedik ya en ölüsü. Türkiye'de bildiğin en ölü fiyatlı araba kaç para? Bana söyler misin? Türkiye'de en ölü fiyatlı araba tesadüfen işte yazın geldiğinde bir araba pazarına gitmiştik. En ölü arabaya 20-25 bin lira para istiyorlar. En ölü arabaya. Yani araba gitmiyor artık yani. Yani en ölüsü. Evet. Çok güzel bir örnekten devam edelim. O örnekten devam edelim. Asgari ücreti 1400 euro olan bir adam. Evet. Hadi 1600 deyip düz hesap yapacağım. 4 tane araba alabilirken, pardon, 1500 yapayım. 300 euro dedik ya, 5 tane araba alabilir. Tamam. 1500 euro olsa cebindeki maaşı. 5 tane 300 euroluk araba alabilir. Peki Tamam. 2300 lira maaşı olan, hatta 2324 de 2300 lira maaşı olan bir adam bir maaşıyla arabanın, o 25 bin liralık arabanın tekerini alabilir mi sence? Tekerini alırız hadi. Yani bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki adam aldı. 5 tane araba aldı. Bu adam bütün ay boyunca taş mı kemirecek? Caddede mi Ha, yatacak? hayır. Sokakta mı yatacak? Yani. Alım gücü dedik ya. Alım gücü bazlı bakıyoruz. Yanlış anlama. Ama O şöyle bak. alım gücü.
Türkiye'de sen arabayı aldın 20.000 liraya. Bu Tamam. Türkiye'mizin maalesef, o yüzden bak doğru ve yanlışını gözüküyor. Maalesef Türkiye'mizin, maalesef araba endüstrimiz yok bizim. Maalesef yok. Tamam. Almanlar araba konusunda bir saniye. Araba konusunda Almanların üzerinde bir şey yapamaz. Çünkü adamlar arabayı bulanlar, yani bunlar neredeyse. Adamların bütün araba endüstrisi bunların elinde. Hani araba özel bir şey değil. Ama bak ben de gençtim. Babacığım. Okuduğum yıllarda. Şey yapayım, konu dağılmasını istiyorum. Şöyle dedin ya, bu adamlar neredeyse arabayı bulan insanlar. Çok güzel bir cümle kurdun. Sana hemen buğdaydan örnek vereceğim. Buğday Anadolu'da çıkmış. Yani buğdayın ana vatanı Anadolu, tamam mı? Evet. Geçen sene 2019 yılında Türkiye, bak ana vatanı, Türkiye ana vatanı, Türkiye 2.3 milyar dolarlık buğday ithal ediyor. Bak ana vatanı burası. Şimdi Almanya'nın hani ana vatanı olduğunu söyledik ya, orada fiyatlar ne kadar uygun. Hadi orası ana vatan mantığıyla devam edelim. Ya buğdayın ana vatanı Türkiye ve yurt dışından 2.3 milyar dolarlık bak buğday ithal ediyor. Yani bunu nasıl açıklayacağız? Ya bunlar yanlış şeyler ha. Bunlar yani, bunlar bak ben başta ne dedim? Doğruya doğru yanlış yanlış dedim. Benim senin yanlışın, benim bakış açımdan Türkiye ile Avrupa'yı karşılaştırmayın. Avrupa ülkeleri karşılaştırmayın. Türkiye yani rankinge baktığımız zaman Almanya birinci, ikinci, üçüncü sırada. Türkiye 19 sırada. Türkiye'yi karşılaştıracaksan Türkiye'nin bir üstü, bir altı, üç üstü, üç üstünü karşılaştıracaksın. Çok güzel bir örnek ver. Çocuğun var mı hocam? Yok hocam, yok. Hepimiz okula gittik, değil mi? Evet. Baban karneyi aldığın zaman eve gittin, sınava girdin, karneyi aldın, eve gittin. Sana oğlum bu not niye 3? Sen niye sınıf birincisi değilsin diye sormadı mı hiç? Bunu Türk babaları hep sorar. Sınıf birincisi olsan da sorar. Şimdi gelelim. Şimdi sen çocuğunu sınıfın birincisiyle mi kıyaslarsın? Sınıfın ortasındaki o tembel az şey hovarda çocukla mı kıyaslarsın? Vallahi ben objektif baktığım için olaya, ben evladımı biliyorsam ben onu birinciliğine kıyaslamam. Derim ki oğlum senin derim kapasiten bu. O yüzden yani sen diyorsun o yüzden ki, derim Türkiye'ye Avrupa'ya bak. Benim en çok kızdığım konusu Türkiye'ye as bak. Türkiye rankingde 19. bak. 19, 18, 19 değişiyor bazı yerlerde. Almanya birinci, ikinci ya. Ondan karşılaştıramayız ki. Abi bak çok basit bir örnek verdim sana. Her insan kendi çocuğunun sınıfın birincisi olmasını ister, doğru mu? Doğru. Bu vatan, bu millet bizim yavrumuz, bizim çocuğumuz gibi değil mi? Evet. Biz de istiyoruz ki çocuğumuz da sınıfının birincisi olsun. Başka bir derdimiz yok ki bizim. Evet, evet istiyoruz. İstiyoruz da her şey isteyerek olmuyor. Biraz da çalışmak gerekiyor. Biraz da eli taşın altımıza biz koymamız gerekiyor. Çok doğru. Biz yani millet biz, olarak. Biz halk var. Olarak, biz Türk milleti olarak şunu ben biliyorum ben. Bizim şu huyumuz var. Çünkü bize çok var. Armut piş, ağzıma tüş. Yani... Ama bak. Bir milliyetçi olarak bu millete ayıp ediyorsun. Hemen devam edeyim. Bu millet tarihinin en büyük vergisini 18 yılda verdi. Aynı zamanda Türkiye 18 yılda faize 492 milyar dolar ödedi. Bak sadece faizi sadece 18 yılda 492 milyar dolar ödedi. Şimdi sen bu millete üstelik gelirinin neredeyse %46'sını vergiye veren bir millete, bak ne diyorum, kazancının %46'sını neredeyse vergiye veren bir millete sen elin taşın altına koymuyor dersen bir Türk milliyetçisi olarak milletine ayıp edersin. Yok. Bak rakamları biz, verdim bak, sana. Biz, bizim milleti, bizim insanımıza deyin ki vatan bitiyor, elden gidiyor, yanıyor. Biz koşarak gideriz. Ölümüne gideriz. Biz öyle bir insanız. Yani Türk insanı öyle bir şey var. Biz doğru. Maalesef bu ama azaldı. Maalesef azaldı. Mesela hiç sevmediğin bir kişiyle senin bir videon var. Lütfen konu değişmesini istemiyorum. Bu konuda senin ağzından güzel bir cümle alacağımı inanıyorum. Bu kadar para veren, kazancının da %46'sını vergi olarak veren bir millet sence de elini taşın altına koyuyor mu koymuyor mu? Bana bu cümleyi hakkını ver. Elini taşın altına koyuyor. Yalnız şöyle diyoruz. Almanya'da işte
Vergi düşük. Ama Almanya'da her şeyini vergisi ayrı ayrı ödüyorsun. Hani Almanya'da Ama da aynı. Türkiye'de de aynı. Bu vergi ben olabilir. demin ne dedim? Ben Türkiye çok genç. Türkiye henüz daha çok genç. Türkiye'nin Yine böleceğim. önündeki Yine böleceğim. Dedin ki az önce Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırma diyordun. Ama şimdi vergi olarak baktığın zaman aynılar diyorsun. Demek ki yok millet yok olarak vergi oranı olarak yani hani bizim insanımızın o insanın bu miktarı değil yani oran olarak yani diyorlar ki Almanya vergi düşük. Almanya vergi düşük değil ya. tamam, sıkıntı yok. Ben de diyorum ki aynı olsunlar. Almanya'da da %46 versin millet. Türkiye'de %46 versin. Şimdi ikisi de millet olarak nüfusları da neredeyse aynı. %46 verirken Almanya'da hizmet bu kadar iyiyken Türkiye'de neden böyle? Biz bunu soruyoruz vatandaş olarak. Sen çocuğuna komşunun çocuğuyla aynı harçlığı veriyorsun. Senin çocuk abur cubur alıyor. Komşunun çocuğu gayet güzel parayı harcıyor. Bir de üstüne sana gelip diyor ki anneciğim babacığım diyor bak diyor bu parayı da arttırdım diyor. Şimdi sen komşunun çocuğuna şöyle bir bakıp da demez misin? Ulan bizim kerata parayı nerede yiyor da bu çocuk arttırıp geliyor demez misin? Derim, Der misin demez derim, misin? derim canım, Çünkü derim. ben bunu istiyorum ya vatandaş olarak ben bunu istiyorum. Başka bir şey değil ki. Tamam, istiyorum da ben baba olarak evladım bunu nerede yiyor diye değil, ben baba olarak araştırmam gerekiyor, bakmam gerekiyor. Bu çocuk bu parayı nerede yiyor, neye harcıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Ben Bak bir büyük olarak. onu ben yapıyorum. Ben videolarımda diyorum ki bakın arkadaşlar devlet bu parayı şurada harcamış ya da Katar'a şirketin %10'unu satmış ve bunu niye sattığını, kaç paraya sattığını, niye ihaleyle yapmadığını bana söylemedi diyorum. Bak ben görevimi yapıyorum. Sen yapmıyorsun. Ben demin ne dedim? Eğer bir şey kapalı yapılıyorsa hiç fark etmez A partisi B partisi. Birisi için çok karlı, birisi için çok zararlı. Tamam. Bu böyledir. Az önce, o zaman neden sen de benimle beraber bir tane video yapıp da ya kardeşim bu Katar'a satıştan niye böyle böyle bir durum var diye sen hesap sormadın. Bir Ben tane de her zaman sen sorum. sor. Benim şöyle bir avantajım var. Avantaj olarak söyleyeyim ben görüyorum bunu. Ha bu şansım, şanslıyım diyelim o konuda. Ben bunu birebir soruyorum zaten. Direkt birebir. Ya diyorum, geçenlerde diyorum devlet gene şunu yapmış derim. Ne ayak? Ya işte orasını biz de bilmiyoruz. Onlar bizi aşar. Dedi, cevap bu değil dedim. Cevap bu değil dedim. Yani ben bunu Almanya'da yaşayan bir vatandaş olarak biliyorsam sen de biliyorsun. Bunun sorgusunu sualini ben sana soruyorum. Sen devletsin sonuçta. Tamam, o benim de onu daha yüksekleri var, üstleri var. Üstü kapalı konuşuluyor. Burada bak illaki bir yanlış var. Gördün mü? İllaki bir yanlış var. Heh. Bir şey satılıyor. Gördün mü? Kaça satılıyor? Neden satılıyor? Ve kim alıyor? Bu bilinmiyorsa bunda bir yanlış var. Onu kabul ediyorum ben. Bak biz kabul ediyoruz. Yalnız senin çevrendeki insanlar değil. Senin bakış açını görebiliyorum ben. Siz kabul etmiyorsunuz. Siz doğruyu da kabul etmiyorsunuz. Öyle beni orada Tamam, doğru takladım. ne? Söyle bana doğru olanı Doğru, söyle ben doğru, kabul doğru edeceğim. şu. Türkiye tek bir şey söylüyorum. Ben 20 yılda demin dedim 20 yıl önceki haline, şimdiki haline baktığım zaman Türkiye çok çok gelişti. Evet, Doğru. ekonomimiz çok geriledi ama Türkiye çok gelişti. Eskiden Çok Avrupa'da doğru. Türkiye duymazdın. Şimdi duyduğumuz zaman bakmıyoruz bile. Ya işte bizimkiler bir şey yapmış yani. O anlamda yani. Mecazi anlamda söylüyorum, o anlamda. Tamam. Çok güzel örnek verdin. Dedin ki bak eskiye göre iyiyiz. Buna katılırım. Ama şuna yine çocuk yüzü örneği üzerinden şey yapacağım. Orada çok birbirimizi anladığımızı inanıyorum çünkü. Sen çocuğun cebine 10 lira para koydun. Dedin ki oğlum git bakkala markete evin ihtiyaçlarını bu parayla al gel dedin tamam mı? Çocuk gitti markete. Gitmiş iki tane ekmek almış gelmiş. Sen diyorsun ki oğlum ne yaptın? Baba diyor ekmek aldım. Paranın gerisi nerede? Baba hepsiyle ekmek aldım. Sen Tamam. diyeceksin ki şimdi tamam ekmekle karnımız doyar ama ekmeğin içine katık koymadık. Ben de diyorum ki biz millet olarak doğru 20 yılda bir yere kadar geldik ama geldiğimiz yer bize Bir saniye yetmiyor. özür dilerim. Yeterli Önemli bir değil. telefon bekliyorum. Bir saniye. Tamam. Tamam. Pardon. Yemek siparişi verdim de bu Estağfurullah. saate kadar daha yemek yemedik. Oo. İyisin. Evi bulamam. Evi bulamamışlar. Ben ormanın içinde oturuyorum.
Türkiye'de ormanın içinde oturamazsın mesela. Valla burada hiçbir tane komşum yok. Hiçbir şoförü, ne taksiciler burayı buluyor, ne yemek siparişi onlar buluyor. Peki, Türkiye... Atatürk hakkında ne düşünüyorsun? Chat'ten sormuşlar. Bunu da sorarak yavaştan böyle şey yapmış olayım. Tamam. Atatürk hakkında ne düşündüğümü ve bir yüzyıl söylemiştim. Atatürk, Mustafa Gazi Kemal Atatürk, Türkiye'nin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti kuran adam ve çok büyük bir adam, tarih yazmış olan bir adam, nokta koyuyorum burada. Yani bunun Yeterli. alkış yok Merakını benim için. Chat'in merakı giderilmiştir diye tahmin ediyorum. Yani Hocam Hümeyin geldi anladığım kadarıyla. tarih yazmış bir adam. Aynen öyle. Aynı fikirde. Yemeğin geldi anladığım kadarıyla. Ben seni daha fazla tutmak istemem. Yemeğin de soğumasın. Bir şey daha Benim için söyleyeceğim. çok... Yemek daha gelmedi. Daha ev bulamadım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de Tamam. senin videonda bir arkadaş var. Ona ben çok kıl oluyorum. Bak, açık konuşacağım şimdi. Kim o? Bu röportajları, şu bankamatikçi var biliyorsun. Kim olduğunu biliyorsun. İlave Hani TV. kim oldu? Ya, kim olduğunu biliyorsun. Hani insanlar hakkında o da çok yorum yapıyor. Ama sıkıntı olduğunda bankamatiklerin başında bekliyordu. Yani onları da unutmadık. Ama şimdi şöyle Ama neyse, bu düşün. başka bir konu. Diyor, o da diyor ki ispat edemezseniz namertsiniz diyor. Ona bakıyorsan Meral Akşener dedi ki ayın 15'inde görüşürüz dedi. Ve sonra dedi ki ispat ederseniz dedi, ben dedi her şeyi bırakacağım. Edemezseniz onlar da dedi şerefsizsiniz dedi. 15 Temmuz için mi? Evet. İlgim yok o konuda, yalan O da bu şimdi diyor. olmasın. O adam diyor ki ispat edemezsiniz. Ve bunu birkaç kişi de ispat etti yani. Ben gördüm videoları, okudum şöyle, ispat etti de. Evet, anladım. Doğrudur. O konular, ben bir siyasi savunacak birisi Ben değilim o ama abim konular benim pek hoşumuza arkadaşımdır. gitmiyor. Efendim? Neyse, o konular şimdi, o çok başlı başına bir konu. Tabii ki. Görüşebildiğimiz için çok sağ ol. Yani bazı meraklarımı giderdi. Ben fark ettiysen ben yanlış yanlış diyorum, doğruya doğru diyorum. Tabii ki. Ben Önemli kendi olan benim o. kendi benim kendi öz kardeşim de yanlış yapsa yanlış yaptı derim. Ya lakin ben derim, başkasına dedirtmem. Ben Öyle başkası benim değilim. kardeşim Yanlış yanlış. anlama. Yok Ben yok. başkası değilim. Yok, başkasına derken başkasına dedirtmem. Hani şu açıdan benim ülkemde bir sorun varsa ben bu ülkemin hesabını sorarım. Ama ülkem kötü, ülkem şöyle, ülkem böyle diye bunlara reklam yapmam. Bak, ben ülkedeki yanlış gidenleri sana söyledim. İstersen daha da vakit buldukça özelde de anlatabilirim. Videolarım zaten anlatmaya gayret ediyorum. Ben de isterim ki bu yanlışları beraber seslendirelim. Bu ülkede bir şeyler yanlış gidiyor. Yanlış gidenlerden dolayı bu ülkede insanlar fakirleşiyor, toplum fakirleşiyor. İstiyorum ki beraber giderelim. Bu noktada sen de benim sesime ortak olursan, sen de benim gibi ses çıkartırsan ben de bir kardeşin olarak çok mutlu olurum. Ayrıca Almanya'ya geldiğim zaman da çayını içmek isterim. İnşallah ben her zaman, benim bana gelen her kim varsa her zaman buyurup gelebilir. Her zaman. Hiç fark etmiyor. Abi ben Tamam. Ama kapatmak zorundayım. Bulamıyorlar. Yola çıkacağım ben. olmadı. Öncesi için de sözümü alayım. Ondan sonra kapatacağım. Dedik ya, benim sesime ortak olup ya hataya, yanlışa benim gibi video çekecek misin? Ben her zaman hataya video çekerim. Her zaman. Yalnız telefon çalıyor. Tamamdır. Bakmam lazım. Bir saniye. Alo. Kendine çok iyi bak.